ailesine. Hoş geldiniz arkadaşlar, size yılbaşında oynanacak bir oyun daha getirdik. Evet. İyice ordulu oldum Bay Gostin. Ne var yani, olamaz mıyım? Şimdi de doğuya kaydım biraz sanki. Selam evet. Olsun onlara da. Evet arkadaşlar, herkese selam olsun. Nasıl bir oyun oynayacağız? Nil size bir anlatsın bence. Hep ben anlatıyorum ya. Kendimden bıktım biraz ben. Evet, hadi bakalım Nilciğim. Arkadaşlar, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ama ne yaptın önce? Yaptığın şeyi söyle arkadaşlara. Şişeleri dizdim. Kaç tane? Şişe. Dört tane şişe dizdim. Dört tane ben de. Arkadaşlar. Sonra? Dört tane var. Basitle dört tane ben de. Sonra bir yarışma başlayınca bardaklarımızı önüne koyuyoruz. Koyabiliriz şimdi, evet. Ama dengeli koyalım Nilciğim. Evet. Tam böyle dengeli koydun mu? Koymuşsun sanki. Bayangöz de koyabilmiş mi? Bence iyi. Böyle daha iyi sanki. Yok değil, biraz daha sağ. Öyle mi? Böyle evet, mi daha tamam. İyi? Tamam. Evet. Sanki yeşilce mi yapıyorum? Bayangöz'ün her yolu deneyecek sonra... arkadaşlar. Peki bir dakika dur, kaynamasın. Laf üstünde binmesin. Anlat bakalım tatlım. Bu bardağı koyduktan sonra elimizde bir tane pimpon alıp buraya koyacağız. Pimpon topu. Sonra evet. Bunu üfleyip şöyle buraya bardak. Bu kadar da basmışsın. Evet arkadaşlar, aynen bunu yapacağız. Oyun başladığı gördüğünüz gibi bitecek gibi. Yani. Evet öyle gibi görünüyor. Baştan zor geliyor ama insan alışınca koyabilirsin tatlım yerine. İnsan alışınca daha kolay geliyor. Biz bir iki deneme yaptık tabii arkadaşlar, size karşı mahcup olmayalım arkadaşlar, diye. Arkadaşlar Nil ilk başta anne olmuyor, anne olmuyor, anne olmuyor. Ama bu sadece 2 dakika mı sürdü, 3 dakika mı? Yani siz de yapabilirsiniz. Evet siz de yapabilirsiniz. Peki sor bakalım, taktiği kim vermiş? Tabii ki Bayan Gostin. Hayır işte bir de. Neyse arkadaşlar, oyun anlaşıldı. Nefesimize kuvvet. Ha, bu oyunumuzun adı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Cambaz topla. Neden? Biliyorsunuz cambazlar dengede durur ve düşmemeye çalışır. Bu top da sanki cambazın ipte yürümesi gibi ne yapacak? Şişelerin üstünde yürüyecek. Arkasında üstünde yürüyecek. Bu arada arkadaşlar, sizin bu oyunu oynamanız için illa evinizde böyle şişeler olması gerekmiyor. Bence bardakları da ters çevirerek böyle oynayabilirsiniz. Değil mi Bayan Gostin? Evet evet kesinlikle. O zaman... Peki Bay Gostin, evet. Kuru fasulye ne oldu? Kuru fasulyeyi üfleriz Bayan Gostin. Bugün herkese selam gönderdik. Kuru fasulyeye nohuta da selamlar arkadaşlar. Evet buyurun canım. Hatta Bay Gostin bunlar... Cam şişeyle de olmayabilir, pet şişe de olabilir. Aynen öyle, olabilir. Bu arada tabii ki Nil'le biz denk rakipler değiliz arkadaşlar. Dedim ki Nil'e, sen dedim 3 tane at, ben 6 tane atayım dedim. Olmaz dedi arkadaşlar. Yani aslında gizliden gizliye benimle böyle rekabet içinde 5 olsun dedi. Belki de 3'e 3 olacak, bilemiyorum. Artık sana kıyamıyor mu yoksa sen hayır, yapamazsın bence iddialı. Diyor. Hayır ben yaparım evet. Diyor bence. Kendine güveniyor. Doğru değil mi? Evet. Yani o kadar avantaj vermemizi istemiyor kendisine arkadaşlar. Diyelim. Durum anlaşıldı. Evet. Üflüyoruz. İçeri düşecek. O 3 tane atacak. Ben 5 tane atacağım. Tabii burası 3 olunca boşaltacağım arkadaşlar. Diyoruz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Başlıyoruz. Başlat bakalım Bayan Gostin. Nil hazır mısın? Geriye doğru sayıyorum. Gostinler. Bugün çok şirin görünüyorsun. Kıskandım. Güzel görünüyorsun. Evet. Gel seni de öpelim. Geliyorum bekleyin. Gel. Evet. Haydi bakalım. Süper. 3, 2, 1. Başla. Prenses çok iyi gidiyordu. Bay Gostin önce attı ama prenses hemen arkasından attı. 2-2 oldu arkadaşlar. Ve bu oyun burada biter. Bu kadar da basit. Geçmiş olsun. Arkadaşlar 1 dakikalık oyunlarımıza devam ediyoruz. Hayır ya, olmadı. Oyun mu olur? Bence ben yavaştan aldım biraz. Ağırdan aldım arkadaşlar. Tamam, sen bunun Nil'in yendiğini kabul ediyor musun? Ediyorum tabii canım. Gördünüz siz de arkadaşlar. Tamam o zaman yeni bir challenge koyalım. Bir kere daha oynayalım bence. Evet. Bir kere daha oynayalım. Üstelik bu oyun iddialı olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben de onu diyecektim. Şimdi iddialı bakalım. Olsun diyecektim. Ne olsun? 5'e 5 olsun. Yok. Cezalı mı olsun, ödüllü mü olsun? Tabii ki de ödüllü olsun. Bu limon aldın mı Bayan Gostin? Nasıl? Bu limon aldın mı bize?
Aa, almadım. O kadar yalandık önceki videoda. Yaptık böyle. Pardon. Hemen alacağım. Yarın. Hemen al. Şimdi git al. Gece 11.30. O zaman ödüllü oluyor. Bay Gossi. Tamam, yılbaşı hediyesi. Bilmiyorum artık. Yılbaşı hediyesi. Evet. Yeni yıl hediyesi. Arkadaşlar. Ben hediyesi istiyorum. Artık kimin yılından ne kazanırsa. Vallahi ben heyecandan kazanamazsın bence. Ben hiç atmasam atamaz bence. Bu heyecandan sonra. Peki başla bakalım. Kaçı kaç? 3'e 3. Denkiz çünkü bence. Sen evet de. Evet kesinlikle. Değil mi? 3'e 3. Evet. 2 tur yapan kazansın. 2 tur mu? 2. Tamam. 2 puan alan kazansın. Tamam. 1. Hadi bakalım. Önceki oyunu saymıyoruz. Yeniden başlıyor. Evet. Arkadaşlar 3'e 3. Hadi konuşalım. 3 çeke 1 başla. Aha Bay Gossi'nin heyecanına bak. Evet. Bay Gossi 2 yaptı. Prenses 1'de kaldı. Bak. Hediyeyi görünce arkadaşlar ya olmaz böyle bir şey. Niye uğraşıyorsun? İki yapar. Ben 1-0 öne geçtim. Evet Bay Gossi 1-0 önde. Hemen dökün tekrar başlayın gençler. Arkadaşlar bu hep böyle olmuştur biliyor musunuz? Biz ilk Bay Gossi ile daha sevgiliyken mi deseydik? Hayır. Ne? Aa çok ayıp. Sürekli tavla oynuyorduk. Ne zaman normal oynasak Bay Gossi yeniliyordu. Ne zaman bir şeyini oynasak Bay Gossi yeniyordu. Usta tavlacıdan anladı beni. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet 1-0 peki. Devam ediyoruz. 1-0 ben öndeyim. Evet. 3-2-1 başla. Prenses. Ben de alıştım. Evet 1-1 gidiyor. 2-1. Aha Bay Gossi bir tanesini düşürdü. Aa, haydi prenses. Aa bu yamukmuş. Evet ve Prenses Kostil de 2 oldu. Ve o kadar da oyalandım. Kase yapacaksın dedim. Ben de öyle sandım. Ben aslında bir tane final yapalım diyecektim Nilciğim. Ama yapamayacağız o zaman. Toplar toplayamadınız. Hediyeyi... Ama toplarsan bir final yapabiliriz. Hediyeyi duyunca Prenses çok sinirlendi. Bay Gossi. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ama artık istemiyor. Yok. Var, tamam. Tamam topla o zaman. Topla. İlk oyunu o kazandı ya bunu da ben kazandım. O zaman hemen topla gel bakalım. Tamam. O zaman başlıyoruz. Bu oyunu alan kazanıyor. Bakın tamam. Bir-birsiniz. Tek oyun oynuyoruz. Tamam. Oldu mu? 2 falan yok. Anladım. 3, 2, 1 başla. Ve Prenses 1, Bay Gossi 1. Prenses 2, Bay Gossi 2. Prenses... Bay Gossi. Yeni yıl hediyesini tabii ki Prenses Gossi kazandı. Yalnız hediyeyi kimin alacağını konuşmadık. Yani hediyeyi bence kaybeden alır. Ne demek? Ne zaman? Bence orta ne zaman görülmüş hediyeyi kaybeden alır? Bence orta kalırsınız yani. Değil mi? O zaman daha az para harcayacaksınız. Yok zaten küçük bir şey alacağımız çok paralı bir şey var. Bak içe bak. Yani ne alsak? Çekirdek mi alsak? Ben şuradaki mağazada gördüğüm bir şey aldıracağım da onları. Hazırmış Bay Gossi. Bayağı başımızı belaya soktum. Vallahi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine basit malzemelerle oynanabilen harika çok eğlenceli bir oyun. Yılbaşında tam oynanmalı arkadaşlar. O zaman böyle oyunların devam etmesini istiyorsanız... Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. İyi yıllar bu arada. Sağlıklı mutlu yıllar. İyi yıllar.